Serhan neredesin sen? Yine o ofiste mi sabahladın? Sen şimdi susuyorsun, ben soruyorum sana. Ne sorgusu Serhancığım, ne saçmalıyorsun sen? Dün eve biri girmiş. Raşel'in kafasına vurmuş. Haberin yok tabii. Nasıl ya? Neyse ki Mila'ya bir şey olmamış, çok korktuk. Malum, kameralar tamirde. Peki Raşel'de bir şey var mı? Fiziken iyi ama ruhen kötü. Peki Raşel kimseyi görmüş mü? Hayır, arkadan vurdu diyor. Görmemiş hiç kimseyi. Nasıl böyle bir şey oluyor, ben anlamıyorum üst üste iki defa. Senin bana söyleyemediğin bir şey var mı peki? Ne alakası var Serhan? Ha? Böyle bir şey saklanır mı? Bunu gizli saklısı olur mu? Söylüyorum işte. Eve biri girmiş, Raşel'i arkadan vurmuş. Tamam o zaman polise gidelim. Gidelim anlatalım derdimizi. Belki de bu iki olayın birbiriyle bağlantısı vardır. Gerek yok. Aradım ben polisi, anlattım. Bakacaklar. Herhangi bir şey bulurlarsa arayacaklar bizi. Şu kamera işini halledeceğim bugün. Bitecek bu iş. Geç oturalım şöyle. Oturalım. Bu vukuatla Merve'nin üstündeki şüphe bulutu bir nebze olsun dağılmıştı. Ama Serhan Bey olayların nasıl geliştiğini öğrenecekti. Bırakmadı işin peşini. Sen Oya'ya kızgın mısın? Ne alakası var şimdi? Ne bileyim yani, soruyorum işte öyle. Kızgın mısın? Evet, kızgınım. Neden peki? Hayatımı zorlaştırıyor. Onun burada yeri yok. Hayatını zorlaştırıyor. Ne yapıyor yani? Yoluma taş koyuyor. Hele o tavırları yok mu böyle üstten üstten bakmaları? Deli oluyorum. Hı. Hangi tavırlarmış onlar? Ay canım, sen de biliyorsun işte, üstten üstten bakması, burnunun bir karış havada olması, kendini sürekli bizden soyutlaması falan. Öyle mi yapıyor gerçekten, yoksa siz mi onun üstüne gidiyorsunuz? Ne oluyoruz Serhan? Hı? Hayırdır? Oya'nın avukatı mısın sen? Hayır, ben sadece soruyorum. Onun buraya hiç gelmemesi gerekiyordu, tamam mı? 96'daki bir hayalet olarak orada kalması gerekiyordu. Hepimizin hayatını alt üst etti kadın ya. Tamam, ben şimdi anladım. Sen Oya'dan rahatsız oluyorsun çünkü sana geçmişteki günahını hatırlatıyor. Serhan, sana ne oluyor? Ha? Ayrıca ben küçücükken yaptığım bir hatayı günah olarak görmüyorum. Ama Oya o olaya öyle bir tutunuyor ki sürekli mağdur edebiyatı yapmasından içime ikrak geldi. Midem bulanıyor, adice buluyorum. Ha, adice yani, öyle mi? Sizin o kıza yaptıklarınız hiç adice değil, onun size yaptıkları adice. Evet, onun yaptıkları adice. Ahlaksızca, mide bulandırıcı. Ne Oya aşkıymış bu ya? Herkes de Oya, Oya, Oya. Keşke orada ölseydi. Keşke kimse bulmasaydı, donsaydı. Ayrıca sana ne? Bak Merve. Serhan Bey o anda karar vermişti. Bu ilişkiyi Merve Hanım'a açıkça söylemek çok tehlikeliydi. Oya Hanım'ın canını tehlikeye atabilirdi. Oya Hanım'ın endişelerinde haklı olduğunu gördü ve kendisi de artık konuşmamaya karar verdi. Oya'yı oraya birisi kapattı. Evet, bunu biliyoruz ama ben değilim. Kim peki? Arzu. Arzu yaptı. Arzu. Arzu hayatta böyle bir şey yapamaz. Hiç o yaratılışta bir kadın değil. Değil. Dili geçmiş zaman. O hepimizin tanıdığı tatlı minnoş Arzu yok artık. İçine şeytan kaçmış gibi. Kesinlikle o yaptı. Peki tamam, tamam. Peki Arzu yapmış diyelim. Neden bunu yapmış olsun Arzu? Ay Serhancığım, sen tabii olayları bilmiyorsun. Arzu Oya'ya çok kızgındı. Burcu'nun doktorluğunu üstlendi diye. Ayrıca bir şekilde o düğünü sabote etmesi gerekiyordu. Yahu kim eski kocasının düğününe çağrılmadan gider ki? Manyaklık bu. Bence bir anlık öfkesine yenik düşüp bunu yaptı. Kesinlikle. Merve Hanım bunu yapan Arzu Hanım olduğuna aşırı inanıyordu. Arzu Hanım o kadar üstüne gitmişti ki şimdi tir tir titriyordu tabii. Bu olay herkeste öyle bilirim hissi yarattı. Birden siyah çaldı sarmaşık. Ve kavga giderek ciddileşti. Bir kere kurşun yerseniz artık kendiniz de kurşunlayacak hale gelirsiniz. Bence bugün konuştuğumuz cinayetin fitilini bu olay ateşlemişti. Artık ölmek ve öldürmek haline gelmişti. Ufak tefek cinayetlerden gerçek cinayetlere dönmeye başlamıştı ortam. Başka sorunuz var mı memur bey?
Ben gidip bir Arzu ile konuşayım bakalım. Böyle yargısız infaz olmaz çünkü. Serhancığım saçmalama. O kadar tehlikeli ki. Bak Arzu'nun sağ solu belli olmuyor. Mehmet'le konuş. Tamam sen merak etme. Ben hallederim. Serhancığım anlamıyorsun galiba. Bak bizim bir çocuğumuz var. Ve Arzu bence gayet tehlikeli biri. Hiçbir şeyine güvenmiyorum ben onun. Merve tamam merak etme. Abi atölyeden aradılar da bu yeni tasarımlar hazırmış. Göndersinler mi yoksa biz mi gidip alalım? Ne dersin abi? Hani geçen sefer paketlemede bir sorun yaşanmıştı. Beyefendi. Adınız soyadınız? Olur olur. Olur derken gidip alalım mı göndersinler mi? Ağzımı açıp tek kelime diyemedim ya. Öyle kala kaldık. Hayır. Olay olmasa? Selam. Oo Serhan. Hoş geldin. Hayırdır? Mehmet bir konuşmamız lazım. Hayatta olmaz. Bizim Arzu. Mümkün değil abi. Ya Serhan sen ne dediğinin farkında mısın ya? Bak, Merve bana bir şeyler anlattı. Yani bu sıralar Arzu'nun üstüne fazla gelmişler. Kızı çıldırtmışlar yani belli ki. E o da belki de böyle bir tepki verdi. Bilmiyorum ki. Sen de buna inanıyorsun yani. Arzu hiç tanımıyormuş gibi. Ya abi, Arzu böyle bir şey yapar mı? Allah aşkına sen söyle ya. Arzu'nun senin düğününe gelmesini nasıl yorumluyorsun peki? Ya normal mi şimdi sence bu? Serhan. Ben bir gece önce ona gittim. Arzu'ya mı? Evet. Beni kurtar dedim. Bir şey yap. Bir çıkış yolu bulamıyorum dedim. O da düğüne geldi ama... Ya bunu yapmış da olamaz yani. Anlıyor musun sen? Mümkün değil ya. Peki Burcu ne yapıyor? Nasıl ne yapıyor? İyiyim. Buradayım. Hayatım korkuttun. Nereden çıktın sen ya? Dükkandan burada olduğunu söylediler. Ben de geldim. Ne haber? Sağ ol. Sağ ol Burcu. Sen nasılsın? Siz ne konuşuyordunuz? Düğünden mi bahsediyordunuz? Doktor hanımın da orada ne işi var, ne işin var buzlukta yani? Kısırı ermiyor. Burcu saçmalama, kadını biri içeri tıkmış olabilir. Ay kazaymış Mehmet. Serhan pek öyle düşünmüyor ama. Sence nasıl oldu peki? Yani ortalık karışmasın diye susuyorum ama... ben Arzu'yu aşağı inerken gördüm. Ne? Yani hatta birine bu şalterler nereden kapanıyor diye sordu. Buyurun gelin hanım, bir şey mi bakmıştınız? Bu şalterler nasıl kapanıyor? Kutu nerede? Kendi kendime bir de başımıza elektrikçi mi kesildi dedim. Ama yani gözleri o kadar deli bakıyordu ki. Bir şey demedim gidip. Yani Arzu bir anda çıkıp senin düğününe geldi.
Senin hiç haberin yokken doğal olarak sen bundan çok rahatsız oldun. Ki bu çok normal. Ama Arzu'yu orada görünce tek kelime etmedin yani, öyle mi? Evet Serhan'cığım, tek kelime etmedim. Dedim ya, gözleri deli deli bakıyordu. Ben sessiz kaldım ben de, ne yapayım? Pek de oyun değildir aslında. Sessiz kalmak yani. Ama Mehmet'ciğim, ne yapmamı bekliyordun? En güzel günümde, düğün günümde. Eski karına saç saça baş başa mı girseydin, bu mu yani? Tabii şimdi düşününce keşke bir şeyler yapsaydım yani. Bu acımın başına bunlar gelmeyecekti. Yani ben de kendimi suçluyorum. Yani Arzu yaptı. Sen de gördün öyle mi?